Bunların hepsi Türk milletini aldatmak için. Bugün Türkiye hükümetinden, AK Parti hükümetinden beklenen Blinken geldiği zaman apron karartmak, ondan sonra köprülere işte Filistin'e dayanışma pankartları asmak değil, bunlar değil. Veyahut da efendim Blinken hamle yapmış, Dışişleri Bakanı ile kucaklaşacakmış, Dışişleri Bakanımız bunu da kucaklaşmamış. Bunlarla Türk milletini kimse aldatamaz. Aldatamadılar ve aldatamadılar. Bunu çok açık bir şekilde ifade edelim ve ayıptır bunlar. Bugün Filistin'le dayanışma nasıl olur? Türkiye NATO'dan çıktığını ilan eder. En azından İsveç'in NATO'ya alınmasını veto edeceğini ilan eder. Blinken'in gelmesinden 3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız protokol yolluyor meclise. İsveç'in NATO'ya alınması talebiyle. Blinken'e karşı yapılacak şey NATO'dan çıkmaktır. İncirlik üssüne el koymaktır. Kürecik üssünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmesidir. Türkiye'nin tam Blinken geleceğinden bir gün evvel Türkiye Suriye ile işbirliği yaparak ondan sonra Suriye'nin kuzeyinde PKK ve diğer Amerika'nın, İsrail'in kontrolündeki terör örgütlerine karşı silahlı harekatı başlatacağını ilan etseydi işte o da hükümette Blinken'i Türk milletine yakışan, Türk devletine yakışan bir vakarla ve eylemle karşılamış olur. Türkiye hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'ne söz verdi. İsveç'in NATO'ya alınmasını veto etmeyeceğim diye söz verdi. O sözü verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız meclise o protokolü yolladı. Yani İsveç'in NATO'ya alınmasına yönelik protokolü yolladı. Tayyip Erdoğan yönetimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın başında bulunduğu hükümet meclisten NATO'ya evet, İsveç'e evet'i çıkartmaya çalışacak. Ama 1 Mart tezkeresinde ne oldu? Biraz 2000, şöyle bir izlenim 2003 veriyorlar. yılında ne oldu? Onların bekledikleri gibi olmadı. Hatta o zaman genel başkanı olarak AK Parti'nin Sayın Tayyip Erdoğan şunu söylemişti. Bu tezkereye evet derseniz bana oy verecekseniz, hayır derseniz Doğu Perinçek'e oy vermiş olacaksınız dedi. Ama 86 milletvekili mi, 90'a yakın milletvekili, 90 Hayır kadar dedi. milletvekili AK Parti'ye mensup olan hayır oyu verdi. Evet. Şimdi niye gene böyle olmasın? Bunu hedefliyoruz. Ve çünkü AK Parti'nin de tabanında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de tabanında üyeleri, milletvekilleri, vatansever insanlar ve onların hiçbir şekilde İsveç'in NATO'ya alınmasını evet demelerini beklemiyoruz. Ve onlardan merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.